Fındık. Yapma. Fındık. Fındık. Ahmet abi bak. Yani ne bileyim, neresinden bakarsan bak, bak fındık. Evet. Burası 29 Nisan 2020 Sakarya Yastıgeçit mevkii. Evet. Limandere bölgesi. Üreticilerimiz, fındık üreticimiz Sayın Gökhan. Yasak. Yasak. Ve Hüseyin Yasak. Hüseyin Yasak abimiz babaları. Babam. Abi bir şeyler diyordunuz, bir sizi dinliyorum ben. Biz 29-30 sene civarında imamlık yaparak vatandaşlığımızı vatandaşlara hizmet olarak geçirdik. Biz de rekorla tanıştık. Güzel insanlar karşımıza gelince Allah razı olsun. Sezgin Şen ve bayimiz. Bayimiz bizim çekimi yapmak üzere ve bu meyanda da bu yaptığı duaları da insanlar evine ekmek olarak götürdüğü için kazançları yüksek olduğunu inanarak bizler de duamızı aldılar elinden ama yine biz onlara karşı neyiz? Hem fikiriz, hem fikir olduğumuza karşı biz paylaşırız. Biz şimdi sizin dualarınızı niçin elinizden aldık? Oğlunuz bir anlatsın bakalım. Ya alınmayacak gibi değil. Allah razı olsun. Şimdi evet. Şöyle bir şey var. Bu genç, taze ekim bir fidan. Burası ocak halinde ekildi. Taşıma evet. Dediğimiz sistemde. Kaç yıl taşıdınız? 3. Üçüncü yılında. Biz bu sene başında rekor gelişin tabandan uyguladık. Tabandan uyguladık. Ve üstten de 20 yaprak, gün önce yaprak gülüşü yaprak verdiniz. Rekor yaprak gülüşünü uyguladık 20 evet. Gün önce. Ne oldu? Şu şöyle bakar mısınız? Fındıklar, fındığımız oldu. Bakın fındıklar dallar halinde kendini gösterdi. Rekor gelişimi kışın uyguladık tabii bu arada. Tabii ki. Kışın uyguladık. Mart'ın başında uyguladık. Yere. Şimdi tabii abimiz Ahmet abi traktörünü görüyorsunuz. Yoldan geçiyordu. Evet. Arabamız onun yolunu kestiği için evet. Meraklı bir abimiz geldi burada bir hesap soruyor. Dedi ki abi sen bir dur. Abi nasıl ağaçlar? Burada bir gelişim nasıl olmuş? Ben şimdi bunların ekildiği zamanı çok iyi bilirim. Bunları getirdiler buraya bir ocak halinde ektiler. Ocak köklediler ektiler. Ama ben bu sene bunların bu kadar verim vereceğini yani tahmin edemedim, şaşırdım kaldım. Neyi farklı? Canlılık, tazelik, verim. Ya her şeyi bak ne diyeyim sana, her şeyi dibinden gelen filizinden, veren meyvesinden yani ben şaşırdım. Gerçekten söylüyorum şaşırdım. Yalnız sıradan şimdi, yoldan geçerken bizim, ben yoldan geçerdim ben. Bizim buralarda geldim. Tabiri caizse insanlar dedi ki siz bundan kestiğiniz için verim alamazsınız, fındık alamazsınız. Siz ben denedim ya. Ben denedim siz ya. Siz dediniz. Bunu ne yapacaklar? Tutmayacak bunlar dedim ya. Bize denilen tutmayacağı ve aşağıdan gelen filizlerden fındık alınacağı bu da 5-10 yıla tekabül edeceği söylendi. Yalnız bizim araştırma fındıkları gösterelim. Madem 5-10 yıl diyorsak şimdi bu rekor gelişimi daha önce uygulasaydınız eğer. Evet. Gösterelim. Ahmet abi nasıl fındıklar? Şuradan. Gösterelim. Şuradan bak. Bak fındık. Yapma. Fındık. Fındık. Ahmet abi bak. Yani ne bileyim neresinden bakarsan bak bak fındık. Bak, ve bak, her fındık. Yerde de aynı. Bak. Aha fındık. Ne bileyim aha bak aha fındık. Peki Ahmet abi şundan kaç kilo fındık çıkar? 2 kilo çıkar mı burada? He? 2 kilo fındık çıkar mı? Çıkarsa. Allah bu vakitte bakarsan 1 kiloyu geçer. Daha. Gerçek söylüyorum. Daha uygulamamız daha var Ahmet abi. Ya, daha devam edeceğiz. Daha biliyorsun uyanış devam ediyor. Sen daha aldık biz. Bu Mart fındığı biliyorsunuz yani. Bu Mart. Daha Mayıs fındıkları Mayıs'a var. Mayıs'a kadar döküm var. Daha yaprağın kaçta kaç şu anda? Daha çıkacak yaprak. Çıkacak tabii. Tabii ki bakın daha göreceğiz. Yani bu ona değil bak. Bu filizlerden gelenlere de bakın. Ya bak şurada. Ben vallahi şaşırdım. Şuna yani sadece buna has bir olay değil. Ya. Sadece diğer fındıklara da bakalım gel yani. Şuna da bak. Diğer gel, fındıklara gel, da bakalım. Gel gel gel. Ya bunlar nereden bu adamlar ya? Abi biz. Biziz rekor gübre. Abi. Ahmet sen bak. Bakın şu fındığa bakın. Şu fındık. Ve şundaki daldaki sürüme bakın. Yani fark etmiyor. En alttakilere bakalım yani. En gel, alttakilere. Bakalım, en alttakilere bakalım. Yani hiç şeye gerek yok. Şöyle bak, bakın. Bak. Fındık bak. Evet. Hiç evet. Görmedin mi daha önce? Evet. Yani şu fındıklardaki tatlılık ve müthiş oranı daha Ahmet abi ben sana söyleyeyim o zaman. Bak burada tabanlar rekor gelişim ürünlerimizi kullandılar. Rekor gelişim tabii toprak ürünüdür ve kışın verilmesinde fayda var. Tabii şimdi de yağmurlar yağar derseniz atın ava çapalayın. Yağmurlarla gene karışır. Onun dışında üstten de 20 gün önce yaprak gübresi kullandı ve bunu daha kullanmaya devam edecek. Bugün yarın bir daha verecek buna. Bu yaprak gübresi mi? Bu yaprak gübresi. Rekor gübre yaprak gübresi tamam mı? Buna şimdi
3-4 kere daha bu uygulanacak bu. Bu daha da güzel olacak, tamam mı? Bu gene bakarsınız. Arılara zarar vermiyor. Arıya bile zarar vermiyor. Hiç arıya falan zarar vermez. Bu kirazlarda falan kullanıldığı için arı döllenmesinde kullanılıyor. Şimdi rekor gübre tohum tutumu için, dölleme için, yaprakları korumak için. Bu döllemek için bu değil mi? Tabii, döl tutumu için özellikle ciddi madde destek sağlar. Bitkinin... Ben attım ya, ben ne... Marka verme, dur devam marka edelim. Verme. Önemli marka değil, verme, önemli değil. Marka verme, dur gel. Abi, önemli değil, bakalım, devam gel. Edelim. Gel, gel, yine... gel. Gel. Devam edelim. Gel, gel. Şu bahçenin hizasını çekelim şu, bakın. Şu... Ben ilk defa attım ondan. Dur, dur, dur. Ondan ya. Değil, bizden atmadınız yani. Tamam, hayır, sizden atmadım. Bir sürü marka var abi, hani o noktada marka var, marka var. Ama marka var, markacık var. Gel. Gökhan. Gel göster. Beni bırakma yavrum. Ahmet abi, sen beni bırakma, bu, sen bu kardeşini... Seni bırakan kim? Sen bu... Seni bırakan kim? Dur lan oğlum. Yani gerçek bir şey tadında. Gösterelim arkadaşlar, fındıkları gösterelim. Şunu, şunu öldürecek bir şey. Evet, göster lütfen. Göster. Şunu. Göster, göstereceğiz. Gel, göstereceğiz. Gel şimdi. Abi şuradaki fındık tutumu, şu yapılan şunlar, altlar, etekler. Yani şunlarda baktığımız zaman bir koyu renk. Bu daha bir sürgün. Büyümüyor değil mi? Biraz sıkıntı yaşıyordu. Tabii tabii. Bizi evet. Yani denilen tepkiler, biz hatta düşündük nasıl bir yol izleyelim. Fındık nasıl... taşınmaz diyorlar. Tabii tabii. Ayrı yani. Ayrı ama siz de çıkmazdaydınız aslında. Tabii, çok büyümediği için. Yani. Yani sıkıntı. Sıkıntı. Allah ama kardeşim. Fındık... Bodur denen sistemde. Yıllardır biz ağaç taşımada zaten evet. Rekor gelişim ürünlerimizi kullanıyoruz hali. Evet. Ağaç taşımadan önce toprağına karıştırıyoruz ve çukuruna katıyoruz. Yüksek oranda. Çünkü taşınan ağaç kuruyan ağaç demektir aslında. Dolayısıyla toparlama anlamında üstten de bunu zaten sıktırtıyoruz hali. Ve sıkıma bütün gövdeye, yapraklarına her tarafa veriyoruz hali. Tabii tabii. Biz zaten yaprak evet. Gübresini atarken de dahil bu şekilde aynen yıkama şeklinde evet. Bu fındıkları attık, uyguladık. Ve evet. Görüyorsunuz bu fındıklardaki merdane şekli, taşlanmayı görüyorsunuz. Merdane yuvarlak yan yan yapıyor. Taşlanma ve bu böyle süreceğine inanıyorum. Şu fındıkları daha gösterelim. Yani bu fındıklar herhangi bir dalla. Bakın şu fındık, şu. Gözlükleri tak Ahmet abi. Niye ben gözüm görür. Bak şu kocaman fındık olmuş. Şu fındık aynı şekilde. Yani. Şu taşınan bir fındıktaki bu müthiş bir tutumdur arkadaşlar. Evet. Peki size bir soru. Taşınan geçtik. Taşınmayanlara verdik şimdi az önce sizler. Tabii ki. Attığınız... Bu tufça, tufça. Tufça ne demek? Tufça. Çok demek. Çok. 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 Evet. Peki güneşe karşı dönmeyeyim de. Siz diğer fındıklarınızı verdiniz. Verdim. Kimisine tabandan verdiniz, kimisine vermediniz, yapraktan verdiniz. Verdim. Peki 20 gündeki sonuç nasıl? 20 günde. Bu arada bunu 20 günde yaptık yani bu arada. 20 günde mi? 20 günde. Evet. Ulan beni bırakmayın lan. Bırakmayacağız seni. Biz kimseyi bırakmayız. Vallahi bırakmayın beni. Merak etme, gel gösterelim şöyle. Yani devam ediyor evet. Böyle sıralarımız, karıklarımız evet, aynı evet. Şekilde. Evet, evet. Şimdi durum bu. Bakın şu fındıktaki yapılanma, evet. Taşlanma bunu fark ettim. Yapraklarımız evet. Daha şu, bir canlı. Çok güzel canlı. Renk çok güzel. Yapraklarımızın rengi yerinde. Şimdi ikinci uygulamayı bu hafta yapacaksınız. İnşallah nasip üçüncü, olursa. Üçüncü, dördüncü devam edeceksiniz hali o şekilde. Evet. Bu şekilde bu fındığımızı. Bakın evet. bu sürgün, ya oradan gelen taşınan sürgün. Evet. Buradaki atılan da bu yılların vermiş olduğu ama bu şekilde de fındık almak. Daha uyanışlar devam ediyor. Bakın devam yaprakları görüyorsunuz ki. Bakın şöyle. Vay Gökhan'ım. Tamam. Evet. Evet. Doğru bir yapılanma, doğru bir mücadeleyle biz evet. Bu sonucu mutlu yani görmek. Mutlu görmek. Gün gelişim milletin burada ek yol kamerayı. Yapması. Heh. Efendime söyleyeyim bunları bana rastlaması. Sakın beni bırakmayın. Bakın, bakın fındıktaki benim sürüm fındığım, çok önemli. Benim fındığım çok. 10 ton fındık almam lazım. Ama 4 ton, 5 ton fındık alıyorum. Anladım. Size dediğim olay. Gözünü evet. Seveyim. Buyur. Daha demin evet. De bizim burada ben 9 kilo aldığımı söyledim. Buyur. Ben dediler ki biz bu köyde 9 kiloyu geçemedik. 10 kiloyu bulamadık tabiri caizse. Ama ben geçen sene benim aşçıdan 9 kilo aldım. Ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Bırakın Sezgin abim başlayayım. De diyor ki biz bunu 15'e çıkartacağız nasip çıkar. Olursa. Rekor kıracağız Sezgin inşallah. Bey, rekor tarım Sezgin Bey. Sakarya Bayi'dir. Kendilerini gayet seviyorum. Bizler gayet veriyorum. Kendileri de bu işi gayet iyi bilen bir arkadaşımızdır. Bayilerimizin tariflerine lütfen uyun. Her ürünü doğru zamanda, doğru şekilde, doğru miktarda kullanmak lazım. Dolayısıyla durum budur. Çok teşekkür ederim. Zaman harcadınız, uğradınız Ahmet Beyciğim. Biz de size gerekli desteği vereceğiz. Vallahi merak etmeyin. Ben çok memnun oldum da gerisini bilmiyorum. Büyüye daha kazandın. Ben burayı Sezgin görmeseydim Bey. Daha evvelden kaç senelik fındık derdim. Geçen seneye geldi burası. Gözde söylenin bir yer abi. Evet. Fındık alıyor. Evet. Şimdi Allah'ın Sakarya'dan izniyle. Herkese selamlar. Bizden de bir mukavele. Hayırlı Ramazanlar. Ahmet abicim. Çok teşekkür ederim. Görüşürsünüz. Allah razı olsun. Yalnız beni bırakmayın. Merak etmeyin. Ben şimdi bunu gördükten sonra benim gönlüm açıldı bütün. Hayırlı Ramazanlar.